değerli dinleyiciler. Boğaz Medya olarak Radyo Boğaz ve burası Çanakkale İnternet Televizyonu. Çanakkale'nin tanınmış iş adamları, siyasetçi, belediye başkanları ve önemli kişileriyle söyleşilerine devam ediyor. Ve efendim bugünkü konuğumuz ise Çanakkale Bayramiç ilçesi CHP'li belediye başkanı Sayın İsmail Sakin Tunçer. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Başkanım? Sağ olun. Öncelikle size Boğaz Medya ve Boğaz Medya'yı dinleyen tüm dinleyicilere iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum onlara ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Türkiye'ye hizmet edenlerin belirlendiği 2012 yılının başarılı belediye başkanı seçildiniz. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Bu başarılı belediye başkanı ödülüyle almanı... ilgili gelişmeleri sorayım daha doğrusu. Nasıl bir aşama size bu ödülü getirdi? Ben ikinci dönem belediye başkanıyım. Evet. Bu dönem tabii ki bu çalışanlarımızın büyük bir katkısı var. Halkımızın büyük bir katkısı evet. var. Hepimizin bildiği gibi, yani bizim Bayramıcı tanıyanlar bilirler. 10 sene önce belediyemiz çok zor durumdaydı. Bütçesi 1.6 trilyon, şimdiki hesaplarla 1.6 milyon. Çok küçük bir bütçe. Bu bütçenin %90'ını çalışanlarına verebiliyor. Evet. Geri kalan %10'una da hizmeti herhalde yapacak durumda değil. Çünkü onlar elektrik ödeyecek. Şurada elektrikten aklıma geldi. Akaryakıt bedeli var. Daha birçok genel giderleri var. Tabii biz ilk önce arkadaşlarımla beraber bütçeyi ele aldık ve bütçeyi bir disiplin altına soktuk. Şu anda bütçemiz yaklaşık olarak 9 milyon eski parayla da 9 trilyona ulaştı. 5,5 katına ulaştı tabii bu. Bizim Bayramıcı'nın çok fazla geliri olan bir yerimiz değil. Evet. Denizimiz yok. Nedir gelirimiz diye sorarsanız halkımızın su parası, emlak vergileri, pazar yerinden topladığımız işgaliye vergileri, reklam vergileri. Reklamda çok bir büyük bizde işletmeler olmadığı için evet. Ne olacak onun reklamından? Zaten yarım metrenin bir reklamı yok. Yani bakkal İbrahim diye yazdığın zaman öyle bir şey yok ona. Evet. Bütçemiz çok kısıtlı bir bütçe. Buna rağmen çalışanlarımız da özveriyle tabii ki çalıştı. Bu ödülü almamızdan en büyük şeyi bizim çalışanlarımız ve halkımızdır. Halkımız ilk önce ben dedim bunu düzeltiriz siz merak etmeyin. Bana inandılar. Her yaptığım icra şeylere de güvenle baktılar. Gerek arkadaşlarım gerek çalışanlar ve hemşerilerim de bana güven duydukları için ben her şeyden önce onlara teşekkür ederim. Tabii onların yüzünü kara çıkarmadık her şeyden önce. Azimle çalıştık ve ilçemizi bugün böyle sokaklarında çamuru olmayan güzel bir ilçe haline getirdik. Yani gelen arkadaşlar öyle söylüyorlar. Biz içinde yaşadığımız için bunun hiç farkında da değiliz. Yani gerçekten farkında değiliz. Yani ben bunu şeyler söylemiyorum. Çünkü biz her gün orada yaşadığımız için oradaki gelişmelerin de farkında olmuyoruz. Ama bana gelip zaman zaman kimler böyle söylüyor? İlçemizin dışından gelenler ve aynı zamanda da biliyorsunuz Almanya'ya çalışmaya giden hemşerilerimiz var. Tabii ki. Onlar senede bir defa kendi ilçelerine herkes geliyor. Geldikleri zaman diyorlar ki bizim ilçeyi her sefer gelişinde başka bir değişikliğe uğradığını görüyoruz diyorlar. Tabii bu maddi imkanları da el verdiği ölçüde biz ilçemizi daha yaşanır bir hale getiriyoruz. Neleriyle? Yollarıyla, parklarıyla düzene sokuyoruz onları. Tabii bunda halkımızın çok büyük özverisi var. Yani nedir? Mesela biz halkımızdan bir şey de istemiyoruz. Sadece diyoruz ki su paralarınızı ödeyin, emlak vergilerinizi ödeyin. Çok da ağam şağam bir şey değil. Evet. Onlar ama damlaya damlaya göl oluyor yalnız. Hani bir atasözü vardı. Tabii şu ki. Çok küçük paralar, 5 liralar, 10 liralar. Yani böyle su parası olup da bir ev ne verir yani bizde olsa olsa 20 lira bir ücret. Ben de kendim de öyle yani. Saç çatlasa 20 lira veriyorum ben su parası olarak. Evet. Ama öyle demeyin yani bu 20 lira binlerce abonesi olan bir yerleşim yerlerinde. Öyle zaten nüfusumuz 13.800 şu anda. Abonelerimiz de 7.000'den fazla. Hı. Tabii 20 olunca ne olur? Otomatikman şimdikinden 140 bin lira oluyor. 140 milyar liraya ulaşıveriyor hemen. Tabii bunları her şeyden önce iyi değerlendiriyoruz. Çarçur dediğimiz, tabir ettiğimiz halkları yapmıyoruz yani evet. onu. Varaya öyle şey harcamıyoruz. Mesela araçlarımız, gereçlerimiz hepsi eskiydi.
Hepsini yeniledik. Yani bizde hemen hemen yenilenmeyen hiç aracımız kalmadı. Onlara yok. Geleceğiz başkanım da. Şimdi başarıyı getiren elbette ki bazı belediye çalışmalarınız ve Tabii. Onlar yani başarıyı getiren. Yatırımlardan oldu. Dolayı. Yatırımlarınıza şöyle ilk yıllardan başlayalım. İlk yıllardan bu yana kadar neler yaptınız, neler yapmadınız? Benim önümde bir dosya da var. Bu dosyadan da sizlere yardımcı olacağım. Tabii. Buyurun siz başlayın. Şimdi, ben ona göre sizlere şey yapayım. Mesela hemen hemen ilçelerimizin hepsinde 18 Mart Üniversitesi'nin yüksek okulları var. Hı hı. Bizde de var bir yüksek okulumuz. Ben ilk geldiğimde rektörümüz gelmişti. Öğrencilerin konaklamak için yerleri yoktu. Yani öğrenciler o yıllarda 9-10 sene önce geldikleri zaman konaklayacak böyle bir yer bulamıyorlardı. Çünkü evler derme çatmaydı. Şimdi evet. Gene düzeldi. Artık bizde de böyle düzenli apartman biçiminde işte içinde karakarı olan evlerimiz yapılmaya başlandı. Evet. Bu nedenle bizim bir işhane deriz, tabir ederiz. Bir iş merkezimiz vardı. İçi de boş. Hı hı. Bir iki tane esnafımız içinde kalıyordu. Orasını kız öğrenci yurdu yaptık. Neden kız öğrenci yurdu derseniz, o zamanki zamanda 9 yıl önce öğrencilerin %80'ine varan kısmı kızdı. Kız öğrencilerden teşkil ettiği için dediler kız öğrencilere ihtiyaç var. Şimdi oraya 108 yataklı bizim bir kız öğrenci yurdumuz var. Evet. Orada. Hatta görürseniz bu öğrenci yurdunun içinde nedir? Her odamız 4 yataklı. Yataklı. Her katta öğrencilerin çamaşırhanesi var. Burada, yemeklerini kendileri pişiriyorlar. Burada görüyorum kaldırım kaplaması, 10.000 metre tatlı su hattı döşenmesi, 5.000 metre kanalizasyon hattı döşenmesi, 6.000 metre yağmur drenaj hattı döşenmesi, 25 adet çocuk oyun grubu kurulması, 10 adet fitness grubunun kurulması, Bayramiç'te. Tabii çok 25 güzel. Adet bakın onlar. 21 adet tatlı su çeşmesinin yapılması, 125 metre Menderes Köprüsü ve yaya geçidi yapımı ve 25 adet iş makinesi ve taşıma aracı alımı. Tabii o onlar o başında gördükleriniz 2 yıl önceki onlar. Evet kız öğrenci evi, hizmet araçları alımı, özgürlük parkı düzenlemesi, çevre düzenleme fidan üretimi, kapalı pazar yeri, yaş sebze ve meyve hali, su kuyuları iyileştirme çalışması, garaj otomasyonu, el terminali ile tahsilat, yeni balıkhane, mezba düzenlemesi, temizlik işi özelleştirmesi, mezarlık düzenlemesi, Yıldırmak Bulut Parkı kamelya düzenlemesi, Kardeşşehir Kampiya Turzi, yol çalışmaları, tatlı su dağıtımı, çocuk oyun parkları, fitness ekipmanları derken daha devam ediyor. Tabii başarının nereden geldi belli başkanım. Tabii onlar çok. Yani mesela orada bakın su kuyuları deyip geçmeyin. Ben ilk geldiğim zaman tabii biz dedik ki acaba bu belediyemizin bu borç yükünden nasıl kurtularız? Mesela borç yükümüz 4 trilyon 300 küsür milyar liraydı çok. O zamanlar. Çok yüksek. Neden yüksek? Şimdi bakın bizim büçemiz 1.6 trilyon. Gelire göre yüksek. 2.5 katı. Evet. Gelire göre yoksa ya büyük bir belediye için 4 trilyon lira falan yani böyle bir şey değil. Şimdi bile bana benim borcum yok ya olsa bile hiçbir şey ifade etmez. Maşallah. 4 trilyon lira şimdi öderiz ne olacak yani o hiçbir şey değil deriz. O zamanki zamanda çünkü bütçesi 1.6. Siz yani 500 lira alıyorsunuz ayda veya 1 milyar lira alıyorsunuz. Evet. Ama diyorlar ki size sizin borcunuz 100 milyar lira. Ne olur o zaman? Evet, ama 10 milyar lira bir geliri olan insanın 100 milyar lira borcu olsa ne olur? Doğru söylüyorsun. 10 katı. Veyahut da siz 1 milyar alırken 10 milyar borcunuz olsa hiçbir şey ifade etmez. 1-2 sene içinde onu ödersiniz. Evet. İşte onun için gelirle ve giderin arasındaki bu büyük bir farklılıktan dolayı yani çok küçük bir gelire sahip olduğu için bunu. Mesela orada su kuyuları işte onda bakalım getirin şu hesapları dedik. Bir baktık. Evet. Su kuyuları dedik ne kadar elektrik harcıyor? 18 milyar lira o zamanki zamanda. Şimdikinden parayla 18 bin lira. Şimdi ne harcıyor diye sorarsanız bakın 9 yıl geçti. Elektrik zannedersem 3 kat arttı. Evet. Hep kullanıyorsunuz. Hı hı. Biz ne kadar çok elektrik harcayalım su kuyularında 6,5-7 milyarı geçmiyoruz. Ama nereden geldi? Oradaki bütün makinaları yani santral çeken o su kuyularındaki hepsini değiştirdik. Onlar çünkü eskimiş. Fazla enerji tüketiyor. Hani vardır buzdolaplarında A, B, C diye yazıyor. Aynı onun gibi ben size söyleyeyim. Enerjiyi çok harcıyor ama elde ettiği, çektiği su yok bir şey. Yani o yok. Onları değiştirdik ve birdenbire bizim su şeyleri indi aşağı. Hatta şöyle bir şey diyebilirim. Muhasebecimiz bana geldi. Bu değişiklik yaptıktan sonra başkanım dedi müjde. Ne dedim o? Bizde de elektrik parası bak dedi çok az geldi.
Evet. 14-15 milyar bir şey gelmiş galiba da. Evet. Peki dedim ben, bu az ama sen bir sene önceki aynı ayı getir bakayım bana. Onlar bir bakalım. Evet. O zaman çünkü yeni başkanız. Bir baktım 18. Evet. Bu çok az. Hemen elektrik kurumuna telefon ettim. Bizim dedim su kuyularında bir kaçak var galiba. Yani elektrik başka bir yere kaçıyor. Hı-hı. Bizim elektrik az gelmiş. Bir bakar mısınız bunlara dedim. Bir baktılar, dediler doğru. Meğer ondan önceki motorlar bizim çok o ağır, hani bildiğiniz evet, elektrik var. Bizimki güç fazla güç harcıyor. Elektrik harcıyor ama yaptığı iş az. Onları değiştirmekten dolayıymış. Ha, kaçak falan yok. Yani olur da dedim, bir kaçak olur. Sonra başımız derde girer. Evet. Bak burada sen seviniyorsun. Elektrik üçte bir geldi diye ama bakalım sonrası ne olacak diye. Ya oradan ele aldık hep mesela. Makineler evet. de öyle. Hepsi. Mesela makinemiz bir şeyimiz yoktu. Hı-hı. Şimdi bir söz vardır hani. Alet çalışır, el övünür derler. Yani bir araç gereç olmadan sanatkar da olsa ne kadar evet. iyi. Onun aracı gereci, bakın şurada mikrofonla konuşuyoruz. Hı hı. Hatırlar mısınız siz? Eskiden bu mikrofonlarla konuşurken ses yapardı. Evet, öterdi. Çalışıyor. Öterdi, çın çın öterdi değil mi? Evet. Şimdi hiç ötmüyor. Acaba mikrofon çalışıyor mu diye insan ancak ışıktan anlıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Demek ki şey iyi olacak. Araç teknik gereç, iyi olacak. Teknik iyi olacak. Evet. Ve biz bunları sağladık. Dahasını mesela söyleyeyim. Su parası alacağız. Bir vatandaşımız geliyor. 50 lira su borcu var. Hı. Veya 60 lira diyelim. Hı. Diyor ki benim diyor 50 lira param var cebimde. Ben şu 50 lirayı vereyim memura. Evet. 10 lirasını da sonra verin diyor. Memur ne diyor biliyor musunuz? Alamam diyor. Doğru alamaz. Çünkü ona göre sistem kurulmuş. Hı. O 60'ı vermezse fatura 60 olduğu için faturayı bölmüyor. Evet. Sistem bölmüyor. E dedik baktık bunları değiştirelim. O zamanki zamanda bayağı hatırlı sayılı şekilde para ödedik buna. Evet. Ama onu yapmasak ben tahsilat yapamıyorum. Ya adamı yok. 60 lirası 50 lirayı verse ne olur? Alalım 50 lirasını. Sonra 50 lira da gidiyor bizim. Yani evet. biz şimdi 50'den de oluyoruz. 60 evet. alayım derken. Evet, evet. Ya evet. bu nedenle yöneticilerin görevi aksayan yerlerine bakıp görüp ona göre oralara tedbir almaktır. Yani yönetici odur. İlk başta bir kere zor bir belediyeyi çok, zor almışsınız, bir belediye aldık, teslim doğru. almışsınız. Ciddi borçları varmış. O da grafiklerle görebiliyorsunuz evet, hepsini. Evet, ciddi borçlar varmış. Daha sonra siz bunları toparlamışsınız, etmişsiniz. Borçları yapılandırmışsınız hatta. Mesela yapılandırdık, şu anda hı-hı. 200 bin lira eski borcumuz kaldı. 200 bin lira kaldı. Evet. Hepsi o hı-hı. 4... ne oluyor? Trilyon küsur olan evet, borcumuz vardı. 4'ten fazlaydı. Sadece SSK'ya zaten 2 trilyon 229 milyon. Neden başkanım bu kadar çok borç olmuş acaba? Şimdi şöyle arkadaşlarımız bunu şey yapmamışlar. Bu borç da bizim şöyle. Bakın şimdi borçsuz ne belediye olur ne kişinin kendi olur. Evet. Mutlaka borç olur. Evet. Borç olur ama borç dönebilen, ödenebilen bir borç olur. Bir de bir mal alırsınız. Yani bir değer alırsınız. Bizimkiler öyle borç değildi. Bizimkiler sosyal sigortalara prim borcu, maliyeye vergi borcu, emekli sandığına gene prim borcu. Yani bundan ilgili bir makine, araç, gereç, herhangi bir bina, öyle bir şey yok meydanda. Gelirleri bence toplamamış arkadaşlarımız. Başka bir neden değil. Halkımız, bakın şimdi böyle hiçbir sıkıntımız yok yani. Bazen geliyorlar bana, su borcu var, işte kiracım diyor bunu girdi. Ödemeden çıkmış gitmiş. Tamam diyor başkanım ben bunu öderim. Ama diyor bu 500 lira çok diyor. Ben şimdi bunun hepsini veremem. Doğru veremez. Ben de biliyorum. Evet. Ne yapalım? Taksit yapacağız. Olur taksit yapalım. Sen ver bir dilekçe diyorum. İmzalıyoruz götürüyorsun servisine. Yalnız diyorum günleri sen belirle. Ayları. Hangi ayda ne kadar ödeyeceksin? Yani Mart ayında bak şimdi önümüzde Mart var. Mart'ta ne ödersin? Nisan'da ne ödersin? İstersen bir sayılık yap. Evet. Yalnız yeter ki biz de bilelim. Sen de bil. Evet. Çünkü artık sistemler biliyorsunuz bilgisayarlar var. O sistemler de kurmuş. Ona işliyorlar bunu. Memurlar işliyorlar. Bakıyorlar. Mesela bugün ayın kaçı diyorlar. İşte ayın 11'i. Ve 11'inde kimler bize ödemesi gerekiyor? Taksitleri geldi. Bakıyorlar. Yani şunları şunları var. Yarın yeniden açıyorlar sistemi. Kimler ödemiş? Kimler ödememiş? Ödemediyse telefon ediyorlar. Bak diyorlar beyefendi unuttunuz siz borcunuzu. Evet. Orada telefonların hepsi var. Alıyorlar. Bunu diyorlar ödemeyi unuttunuz. Bunu gelin bir iki gün içinde ödeyin. E tabi ödemezse yasal şeyleri yapıyoruz yeniden gereği. Gidip suyunu kesiyorlar ama da çözüm değil. Çözüm değil ama yapmak zorundayız. Evet. Ve zaten ödüyorlar artık şey yapmıyorlar. Evet. Bir de şunu yaptık biz. Geçen gün o da benim çok hoşuma gitti. Hı hı. Yaşlı bir abimiz belediyenin önünde duruyor. Ne oldu dedim ben.
Dedi ki su parası ödemeye geldim dedi. Zaten başka gelirmiş yok biz. Evet. Su parası ödemeye geldim dedi. Neden, ne oldu dedim ben. Vallahi dedi kağıt geldi bana, bir baktım dedi 120 lira yazıyor. 100 lirayı dedi geçtiği zaman dedi kesiyorlarmış dedi. Ben şimdi 30 lira yatırdım dedi, 90 liraya indim dedi. 90 liraya indim dedi. Ben de güldüm. 90'a indim dedi. Kimse ellemez beni dedi. Şimdi tabii o durum da var. Neden 100 diye yaptık? Ya şimdi bu yükselince ödeyemiyor bir de vatandaş. Tabii. Yani bu bizim belediyede de önemini alsın. Tabii önlemini yani alıyoruz. Canım işte ben şimdi belediyeye yatırmıyorum şu 20'yi falan derken 1 2 3 4 5 derken bu sefer şey açılıyor. Evet. Çıtada yükseliyor falan. Onun için onu sen bak bunu öde diyorlar. İkaz ediyorlar, geliyorlar evine. O da diyor, ben diyor 120 olmuşum diyor, bana kağıt geldi diyor, biliyorsunuz okuyunca suları atıyoruz kapının altına. Evet. Ben şimdi onun 30'unu ödedim, 90'a indim dedi. Ben de güldüm kendisine, iyi yapmışsın dedim. Yani şimdi bir de yani halkımız şey yapıyor artık, yani buna alıştı. Yani biraz önce şey, neden geldi dediniz, şimdi bakın sokaklarımızda bizim 2013 kaldı, biraz var. Şimdi yine mesela Perşembe günü bir ihale yaptık. Kilit Parkı ile ihale, ben yoktum, sordum, 940 bin liralık, yani 1 trilyon liralık. Böyle büyük bir ihale de yapabiliyoruz. Öyle artık 50 lira, 100 lira falan. Ne ihalesi yaptınız? Taş döşenecek yollara yani. Yani bozulan yerlerimize evet. Taş döşenecek. Yol onarımı. Tabii yol onarımı, yani yeniliyoruz, yenileme yapıyoruz. Ve 2013 senesi sonunda hemen hemen sanmam, yüzde gene bir ihtimal verelim. %1 ihtimal ancak yapılmayan yer olabilir. %99'unun hepsinin bitmiş olacak. Tabii yol bitince iş bitmez. Bu sefer yenilemesi kalır. Yani 10 sene önce, 15 sene önce yapılmış olan. Evet. Şimdi bazıları geliyor diyor ki, ya başkanım diyor, bizim bu taşlar diyor eskimiş diyor. Bunları değiştirelim. Olur değiştirelim de diyorum ben. Hiç olmayanları mı yapalım, seninkini mi yapalım? Evet. Diyor olmayanları yap da diyor. Sonra bizimkini. Ha tamam, anlaştık diyor. Çünkü tabii eski bu. Yani üzerinize elbise bile aldığınız zaman bunu giyemezsiniz. Ama şunu söyleyeyim, yani 2013 yılında bir defa toprağa basmayacak bizim hemşehrilerimiz artık. Öyle çamur görmeyecek. Ya burası bir satir kaplama dediğimiz o eski asfalt türünden olacak. Zaten geçen sene bir 20 kilometre yaptık. Bu sene de herhalde 10 kilometre var. Bugün çıkaracaklar da hesaplarını. Kimisi taş kilit parke dediğimiz, kimisi asfalt satı, ya bunlar bitecek. Bitince tabii çok eskimiş olanlar yeniden başlanacak, yenilenmeye. Evet. Daha başka projelerimiz var. Bu sefer de sosyal projelere öncelik vereceğiz artık bunları. Şimdi mesela eskiden şöyle çiçek dikemezdik biz. Çiçek dikmek bir masraftır biliyor musunuz? Tabii ki. Çarşıdan bir çiçek aldığınız zaman size kaça mı arıyor? 40-50 lira veriyorsunuz. Tabii sizin çiçeklendirecek alanınızın çok olduğunu düşünürsek. Ve biz kendimiz sera kurduk. Evet, gördüm biraz onları, önce orada yazmışsınız. Orada bir de modern bir sera o. Çok güzel. Orada ısıtmalıdır kendisi. Orada başında onların şey var, ziraat mühendisimiz var. Evet. Onun içine kullanacağımız çiçekleri dikiyorlar baharın. Ve kışın da dikiyoruz biz. Kış çiçekleri ayrı. Evet. Onları dikiyorlar ve bunları parklara, rüfüjlere dikiyoruz. Eskiden biz böyle şeyleri düşünemezdik. Şimdi ben şuna benzetirim. Yani ayakkabınız delikse boynunuza kravat almayı düşünmeyin. İlk önce ayakkabı alacaksınız. Ayakkabıyı almazsanız yalnayıp gidilmez. Evet. Ayağını düşürürsen siz de hasta olursunuz. Şimdi tabii bu gibi şeylerimizi artık açtığımız için daha halkın yaşanacağı, daha güzel olacağı, biz evimize neden çiçek alırız? Güzel hoş görünsün diye değil tabii mi? Ama şimdi çiçeğe vereceğimiz parayı evde ocağımız yoksa yemek pişirmek için nereye alacaksınız? Çiçeği alır mısınız? Alamazsınız. Alamazsınız zaten. Alırsanız da yanlış yaparsınız. İşte onları artık geçtik ve ocağı aldık. Yemeğimizi pişiriyoruz. Bu nedenle de şehrimizi artık süslemeye başladık. Nasıl siz evinizi güzel çiçekler alıyorsunuz, tablolar alıyorsunuz. Hayır evet. Vaktinde çok iyiyse kimisi 1 trilyon lira veriyor değil mi? Tabii, tablo alıyor. Tabii. Yani bu tabii ki hem zevk meselesi hem para meselesi. İkisi birden var. Bu nedenle de biz de şehrimizi bayramıcı her şeyden önce çok güzel bir şehir haline getireceğiz. Çünkü ben Bayramış'ta doğdum. Bu yaşıma kadar Bayramış'ta yaşadım. Tabii ki ilçemi, gönül verdiniz. Tabii ki gönül verdim. Herkes kendi memleketini sever.
kendi ilçemize. Kaç tane hizmet aracı değiştirdim dediniz başkanım? Vallahi şimdi biz 40'a yakın hizmet aracımızı değiştirdik. 39 olması lazım. Çöp kamyonlarından tutun da graderine, et taşıma aracına kadar, graderine, yani doderine, efendim GCB'leri şey yapan silindirlerine, ilaçlamalarına, yani traktörle, yani ne gelirse. Evet. Çünkü araçlar haliyle eski. Yani bunlar da bakarsınız 10 sene sonra bunlara değişmesi lazım. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Yani bunda her şeyin bir ömrü var. İnsanın da, canlının da, makinanın da. Burası park alanınız mı? Orası bizim park alanımız. Hı. Burası. Burasını halk kendisi, biz Özgürlük Parkı diye koyduk ama evet. Bir müddet buraya isim koymadık. Mecliste dedi ki bakalım halk buraya ne parkı ismini verir. Böyle bir gözledik falan. Halk buraya ne parkı ismini koymuş biliyor musunuz? Beleş Parkı. Şimdi biz Beleş Park ismini koyamadık. Ulan neden Beleş Park diyorlar? Bakın neden? Bu çok ilginç. Neden? Şimdi dikkat ederseniz park dendiği zaman bize herkesin aklına çay bahçesi geliyor. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Heh. Yani. Şimdi çayın da bardağı 45 kuruş oldu. Yani sizde öyle. Bizde öyle. Burada daha pahalıdır. Burada daha iki katı. İki katıdır. Yani 1 liraya yakın bir şey. 1 lira. 1 lira diyelim. Şimdi siz oturdunuz böyle bir parka. Yalnızca eşiniz, dostunuz geldi. Bizim adetimizdir. Kim masada daha önceden geldiyse ona ne söyler? Evet. İçecek söyler. Tabii. Genellikle bizde adet olmuş çay söyler. Şimdi insanlar böyle yerlerden kaçar oldular. Bizim bayram işte halbuki parklarımız, bahçelerimiz eskiden çok meşhurdu. Hı hı. Akşam olduğu zaman böyle televizyonlar da yokken park bahçeye giderdik. Park bahçede otururlardı. Bizim hadi kalk acaba asosyal mi oldu? Kimse yok parklarda, bahçelerde. Yani pek gitmiyorlar. Buraya park yaptık. Dedik ki bakalım biz bunun ismini biraz elemeyelim. Fakat tabii böyle bu Beleş Park ismini biz şey olarak meclise getirip biraz argo bir terim olduğu için evet. Biz Özgürlük Parkı. Ha neden burada çay yok? Onu da belirtelim size. Kendileri termoslarını falan mı götürüyorlar? Evet, götürüyorlar. Yiyecek. Tabii. Ne bayağı mesire bazen, yeri gibi kullanıyorsunuz. Mesire yeri gibi. Sabah kahvaltısına da geliyorlar. Evet. Onu da söyleyeyim size. Evet. Halk böyle bir diye... Serbest. Serbest. İhtiyacı hı. Varmış. Bazıları diyorlar ki işte başkanım buraya bir şey çay ocağı şey yapalım. Koyalım. Evet. Dedim ben araştırdım ettim. Çay ocağının konmasını anneler istemiyor. Neden derseniz biliyorsunuz çocuklar bu gibi yerlere geldikleri zaman çayla yetinmezler. Evet. Bilhassa daha pahalı şeyler isterler. Halk zaten kendisi bir ekonomik kriz içinde. Akşama kadar gidiyor zeytin topluyor. Alacağı 25 lira alır. 30 lira alıyor ama 5 lira değil o parası alıyorlar onlar. Başkanım bunlarla ilgilenmeniz çok güzel. Bu, yani annenin çocuğu hakkındaki düşüncesini bile öyle. Biliyorsunuz. Ona göre hareket tabii, ediyorsunuz. Tabii. Çok güzel gerçekten. Nasıl verecek annesi söyleyeyim bakayım size. Siz de annesiniz. Evet. Oturun. Çocuk geldi. Görmüştür oradaki dondurma yiyordur. Değil mi? Evet. Belki bir şey sattı. Ya olur. Hiç gidemeyecek. Ya gidemeyecek. Ya da temkinli gidilecek. Burada satış yok. Evet. Siz böyle bir şey istiyorsanız biraz ileride şeyler var. Kahvehaneler var. Hı hı. Dondurma satan dükkanlar var. Evet. Oradan evet. Alın gelin yiyin. Evet. Ama şimdi aynı yerde olduğu zaman haliyle insanlar masanın başında oturmaktan bakın biz bunu gözledik kaçıyor. Doğal bu. Evet. 1 lira veya 50 kuruş çay parasını deyip geçmeyin. Çünkü orada oturduğu zaman yanına arkadaşı geliyor. Gelir problemi olduğunda. Ama ona söylemezse ayıp olur. Evet. Bu bizim şeyimiz yani adetimiz. Hı-hı. Ezilirsiniz yani onu. Ya bir arkadaşıma da bir çay söyleyemedim dersiniz. Evet. Bir çay söylersiniz arkadaşınız ama başka bir arkadaşınız geliyor. Sohbet edeceksiniz. Çünkü sizi tanıyanlar herkes onlar geliyor. Tabii, tabii, tabii. Kim gelecek başka? Bu nedenle şimdi bir tane adam mı yapıyoruz bu şekilde falan. Onda da olmayacak. Onda da. Hı-hı. Oturma yerleri var. Oturuyorsunuz. Ben çok bakıyorum biraz da yaşlılar böyle geliyorlar o banklara oturuyorlar. Sohbet ediyorlar birbirlerine. Gidiyorlar. Ha çay mı içmek isteyenler ya kahveye gidiyor ya da çay bahçesi var zaten. Gidiyor orada çay bahçesi. Ya da kendileri oturuyor. Getiriyorlar. Ha kendileri getiriyorlar. Hı-hı. Kesinlikle getiriyorlar. Termosa koyuyorlar. Evet. Hatta bir tanesinde ben rastladım kendisi şey esnaf kahveci. Hı-hı. Termosa doldurmuş, çocuklarını orada. Almış. Evet. Gel başkan dediler, sana da şey dökelim, çay dökelim. Ben de oturdum o şeylere, banklara. Hadi bana da koyun bakalım, şu çaydan da içelim bir dedim. Onlara oturduk, beraber çay içtik. Çünkü insanlar bir hava almak istiyor. Evin içinde kapalı o durmaktan, bilhassa kadınlar
sabahleyin kalkıyor, yemek yapıyor, şu falan. Evet. Ya akşam oluyor, akşam olduktan sonra gece olmak bilmiyor yani. Hep evde. Belki bunu erkeklerin pek farkında değiller erkekler. Onlar çalışıyor. Bayanlar da çalışıyor ama evet. Sizin gibi her bayan çalışamaz. Kimisi evet. Yaşlı oluyor zaten artık. Çalışma durumunu bitirmiş oluyor. Başkan, bu resimler aşılama çalışmalarından mı acaba? Tabii bunlar aşılama çalışmaları. Onlar da var. Mesela bizim tohum takasımız da vardır. Her sene Nisan ayında tohum takası denilen bir şey yapıyoruz. Nerelerle takas ediyorsunuz? Bunu şeyden geliyorlar. Ege'den geliyorlar. Bakın Ege'den, ben şuna bakayım, gözlüğü takmadan bilemiyorum. Buyurun. Ha, bunda T'ler var. Burada asma çubukları var. Bunları aşılıyorlar. Bizim sera burası. Evet. Sera asma çubuğu değil. Demek ki bunlar bir şey aşılıyorlar burada, bakın. Evet. Çiçekler neler yapıyorlarsa. Bak şu seramız yine. Çok burada güzel. Burada bir seramız vardı. Evet. Seralara gitmişler. Her belediyenin var mıdır böyle serası? Yok. Vardır. Bu Çanakkale'de vardır mutlaka. Yani büyük belediyemiz bizim burada serası var. Onlardan biz çiçek istedik eskiden. Evet. Alıyorduk. Mesela bakın şurada bir pazar yerimiz. Eski bir pazar yeri burası. Evet, evet. Pazar yerimiz var. Onu yeniledik. Büyük bir pazar yeri yaptık. 7 dönümdür bizim pazar yeri. Evet. 7000 metrekare. Yazın serin olur, kışında soğuk olmaz. Sebebine gelince üzerinde kalın bir doku vardır. Üst ve altı şeydir, saçtandır. Ortası da stroferdendir. Evet. Buna panel kaplama vardır üzerinde. Sandviç panel diyorlar, tabir ediyorlar. Isı geçmez. Onu da belirteyim size. Yağmur da geçmez hiç. Kar da geçmez. Yandan vurursa ancak böyle serpinti gelir. Evet. Orada tabii insanlar girdikleri zaman büyük bir alışveriş merkezi gibi oluyor. Sebze pazarıdır o bulunduğu yer. Evet. Sebze olarak şey yaparız. Orada halkımız çarşamba günleri bizim pazarımız vardır. Köylerden gelirler. Esnaf olan gelir ilçelerden. Halk çarşamba günü kendi sebze ihtiyaçlarını görür. Gider. Eskiden yağmur yağdığı zaman insanlar pazardan kaçıyordu. Şimdi pazarın içine giriyor. Evet. Çünkü pazar yerleri güzel yapılınca yağmur dışarıda var, orada yağmur yok. Bu sefer alışveriş daha fazla oluyor. Çünkü siz dolaşırken ne yaparsınız? Belirli bir şey görürsünüz. Evet. İnsanlar bir kere alışveriş yaparken, şimdi ben öğretmenim, psikolojide okudum. Bir kapana evde bir tasarlarsınız. Dersiniz ki ben şunları alayım. Hanım bazen bana kağıda yazıp veriyor. Bir de dolaşırken gördüklerinizi alırsınız. Evet. O da bir alışveriştir. Birazsa gördüklerinizi dolaştığınız zaman o fazladan aldıklarınızdır. Aklınızda olmayan ama gözünüzden gördüğünde bu bana lüzum eder veya benim böyle bir ihtiyacım var deyip alırsınız. Evet. Onun için sergileme önemlidir. Onun için esnaf sattığı ürünleri sergilemek ister. Göz önüne koyup görünsün ister ve daha çok satar o zaman. Tabi mesela o çöp müdür? Evet. Çöp çok önemli. Şimdi, bu sizin çöp aracınız mı? Bir dakika, bakabilir miyim? Tabii bu bizim çöp aracı. Şimdi eskiden şöyle. Ne kadar güzel, ne kadar modern bir çöp aracı. Tabii modern çöp araçları var. Daha en sondakiler daha yeniledim ben. Onlar daha güzeldi. Şimdi şöyle. Çöp araçlarını bu zamana kadar... Ben hiç böyle çöp aracı görmedim ya. Eskiden şey yapmışlar çöp araçlarını. Eski araçları yapmışlar. Neden? Ya demişler ki alt tarafı bu çöp aracı. İçine de işte bunu ne konur? Çöp konur. O zaman ne olsun bu? İşte böyle eski bir araçtan yaparız. Halbuki en yenisi olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? O eski aracın bir tarafı deliniyor. Delinince içindeki çöplerin tabii suyu çıkıyor. Evet. Haliyle ne yapıyor? Yolları başlıyor pisletmeye. Halbuki temiz olması lazım. Ve bir de ikide bir de arıza yapıyor. İkide bir de arıza yaptığı zaman çöp toplaması aksıyor. Sizin kapınızın önüne 3 günde bir gelmesi gerekirken 4-5 günde gelmeye başlıyor. Tabii. Bu nedenle biz bunu gözledik, baktık, dedik ki çöp araçlarını sıfır şeyden aldık. Yani arıza daha az arızasız hemen hemen hiç olmayacak. Yeni aracın olmaz çünkü. Belirli bir müddet sonra olabilir ama baştaki yıllarda olmaz onların. Bu nedenle hep onları biz yenilerden yapıyoruz. Evet. Eskileri katiyen ben eski bir şey kullanmam ben. Yenisini alırım hangisi olursa olsun. Sıfırdır bizim aldıklarımız. Evet. Eskirse çıkarız onları elimizden. Bu kardeş şehir... Kardeş şehrimiz var Romanya'da. Romanya'nın Campia Turzi diye Karpat dağlarının eteğinde evet. Bir kardeş şehrimiz.